başlatmış, çok tasarlanmış, milletin devlette hakim olduğu bir düzeni kurmaya başlamıştır. İnşallah yeni Türkiye dediğimiz şeyi özetinde bulunur. Yeni Türkiye'de devletin hakimi de bu ülkenin sahibi de sadece ve sadece millettir. Milletten başka hiçbir unsur değildir. İşte bu sürecin bu yürüyüşün devam etmesi lazım. Milletin demokrasiye bütün kurum ve kurallarıyla sahip hakim olması lazım. Onun için bu yürüyüşü kesilmemesi gerekiyor. Birileri Türkiye'nin bu hızlı yürüyüşünde Türkiye'yi ayağına çakma takmak istiyor. Birileri Türkiye'yi ekonomik olarak problemli bir ülke haline getirmeye çalışıyor. Onların istediği Türkiye şu: ne olsun ne ölsün. Bize muhtaç olsun ama kendi ayakları üstüne de dikilmesin. Onun için bu 10 bin dolarlık kişi başına milli gelir çok fazla. Türkiye orta yüksek diyebileceğimiz bir sınıfa çıktı. Ben şöyle söylüyorum, futbol tabiriyle söyleyeyim. Türkiye ekonomik olarak çok şükür birinci ligden bile yola çıktı. Biz diyoruz ki bu yetmez. Türkiye'nin Süper Lig'e çıkması lazım. Birileri diyorlar ki eyvah Türkiye bile yola kadar çıktı. Biraz duvarın kafasını aşağıya gitsin, birinci lige, ikinci lige indirebilirsek daha aşağıya girelim diyorlar. Türkiye'nin ekonomik olarak önünü kesmeye çalışıyorlar. Sen de böyle aynı şekilde Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyorlar.